Merhaba arkadaşlar, bu ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yorum yazan, takip eden, dinleyen, destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zile basıp tümün işaretlerseniz gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız. Şu bildirimi yapmak istiyorum başta. Instagram hesabıma geçici bir süre ulaşılamıyor Teknik bir durum yaşıyorum. İlgileniyorum şu an neil halindeyiz yetkililerle en kısa zamanda oradan da görüşmek üzere inşallah. Ben yine bana ulaşabileceğiniz farklı bir link iletiyorum zaten oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi güzel, pozitif, güzel enerjilerimi açıyorum. Ey fincan bize güzel mesajlar ver. Bizim şu ara bunlara çok ihtiyacımız var. Evet açtım. Sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yalnız şuradaki yüreğimizin. Bakın ne kadar güzel bir ay doğmuş. Görüyor musunuz? Fincanın tam ortasında bakın. Kocaman bir ay. Karanlık günlerimizi geride bırakacağız. Umut doğmuş artık. Yani kapımız açılmış. Kapalı kapılar açılmış. Artık daha iyi olacak. Her şey dediğiniz bir dönemdesiniz. Fakat siz daha iyi olacak dedikçe de kocaman bir göz gördünüz mü? Hep şunu yapmak isterim. Kusuruma bakmayın olur Şu gözü bir kere dokunmak istiyorum ben. Evet gerçekten yani nasıl bir sivrilmiş orada bu insan başka birinin hayatına niye bu kadar negatif enerjiler doldurur ki çok enteresan. Ben bu hayattaki kötü niyetli insanlar hiçbir zaman anlayamayacağım. Şimdi arkadaşlar yüreğimizi bir darlandırdığımız Trabzon'un T'si harfi, Lilleburgaz'ın L'si harfi var. İki ay öncesi diyor bir karar verme aşamasındaymışsınız. Başta öylesine daha böyle bir laf olsun diye konuştuğunuz bazı düşüncelerinizi son iki ay öncesine kadar daha ön, daha doğrusu şöyle iki ay öncesinde artık o, o düşünceler varsayımdan çıkmış Hı. ve uygulamaya başlamışsınız Tam da o noktada işte bu bahsettiğim harfler daha doğrusu bu harfli kişiler size eğilinizdeyken bir şey söylemeyen tam da büyüyeceğim ben ya da aldım kararı uygulayacağım dediğinizde bir sürü ağzını açan insanlar görüyorum bir kalabalık grup var bir yola gidiliyor Yola tek gidilmiyor. Ya da bir yol var. O yoldaki kalabalık da olabilir. Bu arada geçmişinizde hem bir kalabalık bir şey bir yere gidilmiş. E, i̇lkinde olmamış. Bir sonuca varamamış. İkinci kez gitmişsiniz. Şimdi iki tane dileğiniz var. Bakın sonları kapalı. Para var aslında sonunda orada. Ama tam daha yolu açık olarak göremiyorum o parayı. Parayla alakalı iki tane dileğinizin zamanı var diyor falınız baktığım zaman biraz ferahlamaya başlanmış. Özellikle geçirdiğimiz 2 hafta ve önümüzdeki yaşanacak 2 haftaki stabil geçecek bir süreciniz var. Mutluluğunuz neyse o, mutsuzluğunuz neyse o. Artmayacaklar, azalmıyorlar da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bir 2 ay, 2 hafta sonranız. Ee, yine bu geçmişteki şu kararla alakalı inatçısınız. Ya aslında çok iyi bir şey bu direttiğinizi görüyorum. Olana kadar devam. İlkinde olmadı mı? Olacak o iş. İkincide olmadı mı? Yapacağım tekrar falan hali var burada. Böyle bir enerji alıyorum. Aslında fanınızın uyarısı da bu. İnat ettiğin şey her ne ise başarılı olacaksın. Sakın peşini bırakma. Çünkü göz kocaman sevrilmiş Bu sizin güçlendiğiniz için insanların artık maalesef kötü niyetli insanların diyeceğim. Yani çekememesiyle alakalı bir durum. Ama önünüz açılıyor ve devam edin. Yani eninde sonunda o iş olacak. Sabreden e, Muradını Elmişe bağlıyor bu Bufal. E, öyle çok şey görmüyorum. E, bir insan var, çok güzel göğsünde yattığınız onda direndiğin yani o insanda dinlendiğinizi görüyorum, dinlendiğinizi evet. İyi ki var. Eşinizdir, abinizdir, babanızdır, sevgilinizdir bilmiyorum. Ama sizin her yorulduğunuzda o insanla beraber nasihatı varlığı yeter dediğiniz bir insan var çok güzel görünüyorsunuz buradan Arkadaşlar şimdi aldığınız kararla alakalı bir iki kişinin karşınızdaki insan çok özür diliyorum koca kafalı çıkmış yani çok enteresan bir deyim oldu belki ama karşınızdaki insanın kafası büyük yani bu bayağı e, bayağı baya şeyden dolayı hani inadından bilmesi de biliyorum demesinden, yapmayı beceremesi de ben yapacağım demesinden, hani e, altı boş dediklerinin ya. Siz de böyle bir dimdik durup ya kardeşim sen bugüne kadar hangi yapacağım dediğini yaptın ki diyorsunuz sanki. Ya hayır bir de anlatıyorsunuz anlamıyor da. Böyle inatçı yani, bu insan yeniliğe açık değil. Bu insan sabit yerinde sayan bir insan. E, sizin önerilerinizi çok gözü kulağa duymuyor, gözü görmüyor. Böyle bildiğimi yapacağım ben dediğim dedik bir insanla uğraştığınızı görüyorum. Sınavınız neyse ki geçici. Sonra o insanla ya da o insansız şeklinde devam ettiğinizi görüyorum. Kocaman bir kısmetiniz var. Önce küçük sonra büyük sonra yine kalan son küçük parçanız alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu haneye çok güzel bir para gördüm. Bunu da önce geç Şubat sonu gibi alıyorsunuz yani. Hayır burada çok güzel güçlenip dindik duruşunuz var. Baş ucunuzda bir insan duruyor. Aklınız bir insanda takılı kalmış belki. Ya da onunla alakalı mücadele edip ben ona da bir faydam dokunsaydı dediğiniz bir insan var. Ama partnerliğinizle alakalı hiçbir sıkıntı göremiyorum. Aldığınız kararlarla alakalı öyle. Yolunu açık bir insan. Kısmetli bir fal bakıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Kısmet çeşmeniz çok açık. O yüzden e, dileyin isteyin. Ben şey derim özel bakımlarımda da bazı böylesi gördüğüm simgeler varsa çok isteyin derim yani. Bir de bırakmayın dileklerinizi. Marka verin isterken tek katlı ev istemeyin mesela. Ben villa istiyorum deyin. Gerçek söylüyorum çok samimiyim bu konuda. Bazen insanın kadersel engelleri vardır. Bu falda yansır. Bazen de insanın hayatta kadersel engelin gelmeyeceği mesajı verir bazı fallar. Bu falda öyle bir fal. Önünüze kadersel bir engeliniz, bir bağınız, bir kösteğiniz olmayacak. O yüzden aldığınız kararları uygulayın, inatçı olun, diretsin. Kesinlikle geçmişteki başarısızlıklarınıza takılı kalmayın. Ve ee, hayat size güzel şeyler sunacak. Ee, yani artık 2021 yılına hani böyle umutlarla girelim, umutlarla yaşayalım. İnşallah da elimize attığımız şey ders dersin ya. Hani e, dokunduğun altın olsun senin. Hakikaten öyle. Dokunduğunuz altın olsun. Böyle sık sınırlı bir döneme giriyorsunuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben sizin bir bakın siz bu insana fayda etmek için yardım etmek için çabaladığınızı görüyorum dedim ya aklınızda bir insan var onun için yapın iyilik yap denize at falı bu yani attığınız 9. ay bir şey oluyor göstermiş niye 9. ay göstermiş Ha bu kişiyle alakalı yardım etmek istediğiniz insanla alakalı onun e, ev mahkemelik bir durumu var mı? 9. ay olur. Dokuz diyor. Yani siz yardım etmek isteyeyim, yardıma açıksınız ama o insanın kendisiyle alakalı 9. ay gerçekleşecek zamanı var diyor. E, bakın ben kendi e, nize dair ayna kısmınıza baktığımda o kadar temiz bir iki ayınız var ki. Şurada Mart Nisan ya da Nisan Mayıs o kadar ferah geçer ki o yüzden siz iş mi kurmak istiyorsunuz şu süreç sizi e, yapım aşaması oluşturma aşaması ve artık stabilleştirme çarkı döndürme aşamasına sokuyor sonrasında ve her şey rutin hani böyle işe gider gelirseniz uğraşacak bir derdiniz tasanız olmaz bir şeyler taşlar yerine oturmuş diyor yani böyle bir rahat es oh mis dediğiniz bir iki ayınız var ben 1 Mayıs ayınıza baktığım zaman arkadaşlar kendi kaderiniz kendi kısmetiniz o kadar açık ki hani şurada bir yere gitmişsiniz kalabalık kalabalık başarısız olmuş dediğim bir yer vardı ya geçmişinizde gördüm. Bakın aynısı. Yine aynı kalabalık yine aynı yola gidiyor ama bu sefer sonuç temiz. İnatçısınız demiştim. Tuttuğunuzu kopartacaksınız demiştim. Nitekim falınız da aynı şekilde devam ediyor. Siz at nalınız var önünüzde korkmayın. Bu defa olacak. Kapandı mı kapılarınız? Bir daha gidin çalın diyor fal. Yani çok bereketli bir fal. İnşallah bazı fallarımı ben hani bir an önce gerçekleşsin ya. İnşallah çok güzel şeyler çıktı dediğim fallarım var ya. İşte bu da onlardan biriydi. Bazı fallarımız hele hele bu son zamanlarda inanılmaz nazarlı ağırlıklı fallara denk geldim. İnanın o fallara baktıktan sonra baş ağrısı çok fazla oluyor bende. Siz de bence bununla alakalı bir önlem alın. Neyse ki bu faal çok temiz, pür pak Daha ee, sıkıntısız. Aldığınız kararlar çok istikrarlısınız. Ben yenileneceğim diyorsunuz kendinize. Ben kendime yeni bir sayfa açacağım diyorsunuz adeta. İyi ki de bunu diyorsunuz ve devam edin diyor faalınızda. Aldığınız kararlardan vazgeçmeyin arkadaşlar. Yolunuz açık. Bunu söyleyebilirim. Şimdi işle ilgili kapalı kutudan çıkan bir insan hiç beklemediğiniz bir yerden alınacak bir yardım. Ee, ağacın yarısı çıkmış. Hatta bir de kedi var. Yani e, şöyle söyleyeyim size. Kapalı kutudan çıkacak, hiç ummadığınız bir insandan gelecek bir yardım ile güçlendiğinizi, amacınıza ulaştığınızı. Bakın bir ağaç çıkmış. Önünüzdeki süreç güzel olacak diyor. Ağaç yarı gibi, yarısı var, yarısı yok gibi. Etrafınız kalabalık. Bazı insanlara iş vesilesi bulundu. Yani ne derler yani bir dükkan sahibi olursunuz yalnız 3-5 kişi çalıştırırsınız ekmek verirsiniz bazılarına yani sayenizde birkaç kişi faydalanır bu projeyi siz tek başınıza aşarsınız ama üç beş kişiyle beraber ekip olduğunuz için onlar da takdir görür sizin sayenizde etrafınızdaki insanların da bir şeyler başarmış olacağını ya da adınıza hani hayırlı bir durum bu üç beş kişi ekmek kapısı açıyorsunuz gibi ee, yarısı çıkmış olmasının sebebi şu 5 çok net bu arada 5. ay diyor ee, sen istikrarlı kararlı olursan önün aydınlık bak ağacın yarısı zaten görünüyor diyor kara da görünüyor kara sen bu yolda devam edersin ağacını tamamlarsın mesajı bu çünkü sonrası çok aydınlık burada sadece yarı görünmesinin sebebi mesaj bıkma pes etme yola devam Hanenin üst tarafı zaten yeteri kadar aydınlık olduğunu siz de görüyorsunuz. Bir karışıklık var mı? Tam evin içerisinde hepinizin fikir sahibi olduğu, herkesin birbirine bir şeyler söylediği ama şey görüyorum orada. Hani kimse söylediğini duymuyor bir kargaşa vardan ziyade herkes birbirleriyle bir fikir alışverişi yapıyor. Geleceğe dair bir yatırım durumu olabilir. Bir borç, bir plan yapılıyor orada. Biz bu borcu şunu şunu yaparak öderiz. Hanenin büyüğü de burada. Herkes de o insana saygısından kusur etmiyor. Yani burada bir bütünlük var dediğim şu. Evin dedesidir bu. Herkes ona itaat eder. Babası da itaat eder ya da sadece büyük olan annedir orada itaat eder. Ama bu itaat etme hani körü körüne bir itaat değil. Hane için çok güzel konuşmalar var orada. Önünüzün ferahlayacak alınan kararların güzel olduğunu söyleyebilirim size. Evet, ok gösteriyor Yalnız resmen ok. İki kişi bir şey konuşuyor. Ok da aileye gösteriyor. Yani siz burada boşu boşuna konuşuyorsunuz. Aile ne derse o. Ailenin içerisinde konuşun. Herkese eteklerindeki taşları bir döksün. Ortak karar alın. Mesaj bu. Kendi başınıza iş yapmayın. Büyüklerle konuşup açın. Kendi dertlerinizi onlarla beraber alacağınız sonuçlar daha hayırlı olacak diyor. Yani ben burada bir üç kişi görüyorum. Asa tutmuşsunuz ya. Aklınızda bir üç kişi var. Sanki yapamayacağınızı mı düşündüğünüz bir iş acaba bu? Asanız var. Tam karşısında kapalı kutudan çıkacak. Hiç ummadığınız bir insan yardım ediyor dedim. Ben burada sizin güçlendiğinizi görüyorum arkadaşlar. İşsiz arkadaşlarım iş bulurlar. Mevki yükseltebilirsiniz. İş kuracaksınız. Evet kurun. Doğru zaman doğru yerde oluyor. Üç kişiden medet umuyorsunuz ama o beklediğinizden ziyade başka hiç ummadığınız bir insandan gelecek olan yardımınız var tehdit altında hissedildiğinizi görüyorum F ya da e harfli bir insan sanki tehdit şöyle tehdit ve kaygı hali ya olmazsa ya eskisi gibi olursa biri var karşısında yani tehdit görüyorum arkadaşlar kaygılı olma hali Aslında bu tehditten kastım bu bizzat işte şunu hani kötü bir şey yapacağız falan gibi bizzat birinden aldığımız tehdit değil Aşk hayatınızda, aile hayatınızda kendinizi tehdit altında hissediyorsunuz. Kendi iç dünyanızda ya ben işte şey mesela bekarlar ben hep bekar kalacağım kesin mesela evliler benim evliliğimdeki sorunlar hep devam edecek kesin. Hep bir tehdit altındaki kastım bu. Bir kaygı haliniz var ama şunu söyleyebilirim. Ee, bu arada tavşanınız çıkmış bir sınav belgeniz başarılı gelecek diyor. Ee, eşinizin ya da sizin terfi almanız mümkün. Evde bir problem var ise kesinlikle tehdit. Kendi iç dünyanda büyüttüğüm bir şey diyor fincanınız. Boşu boşuna büyütme yolun açık. Burada ben güzel inatçı bir erkek görüyorum. Bu inatçı erkek kadını bırakmaya niyetli değil. Kadın kendini tehdit altında görüyor. Ama yersiz. Bu erkek her şeyi halledip ben geleceğim diyor. Atına atlamış gelmiş gibi görüyorum. Bereketli bir dönemdesiniz. Bekar arkadaşlarım. Haziran ayı itibariyle çok ciddi artık sizi bırakmayacak bir erkek olabilir. Geçmişinizdeki bir ilişkiniz mi bitti? Evet, o geliyordur. Yani e, inat etmiş sizi tutacak bir nasibiniz geliyor. Bayağı ciddiyete taşınıyor çünkü bu ilişki. E, evli arkadaşlarım da dediğim gibi erkeğin inadı ile e, bir şeyleri yoluna koyma zamanı gelmiş. Sonrasını çok aydınlıkta görüyorum. Benim görebildiklerim böyleydi. Rehber olmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız. Ben öncelikle şu duyuru yapmak istiyorum. Instagram hesabından ulaşım sağlıyordunuz. Maillerin çok yoğun bir şekilde doldu. Neredesiniz siz diyorsunuz özel ulaşım isteyen arkadaşlarım. Yeni bir link paylaşıyorum aşağıda. Bana oradan artık ulaşım sağlayabilirsiniz. En kısa zamanda da umarım geri alacağım hesabıma. Bunun dışında ne söylemek istiyorum sizlere? Ben videolarımı çekmeden önce fincanını kapatırken diyorum ki, rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yesin diyen bir insanımdır ben. Bu videoda. Bu fincanın niyetlerinin herkesin gönlüne göre ver Rabbim diye dualarımı aldım sizlere. Çünkü bir insanın farklı bir insanın yaptığı dua makbuldür. Kendinizden ziyade herkes birbiri için dua ederse çok daha makbuldür denir. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. İnanın sizden aldığım enerjiyle ben yoluma devam ediyorum ki giderek büyüyoruz. O yorumlarınızdaki mutlu ediş yani ya beni anladığınız için çok teşekkür ederim. Benim samimiyetim size geçebilmiş benim düşüncelerim, insani değerlerim size geçebilmiş. Bunların karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yani ben bedduadan nefret ederim. Oradaki negatif enerji geri gelir derim. Yıllardır böyle düşündüm. O yüzden de herkesin gönlüne göre ver Rabbim dedim hep dualarımda. yani siz de bu niyetimi almışsınız. Birbirimize dua ediyoruz ya bu beni inanılmaz duygulandırıyor. İyi ki varsınız. Kanalımın destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben her gün sabah saat 10 ve akşam saat 7'de iki video yüklüyorum bunlar sizin talepleriniz doğrultusundaydı hala usup olarak bazen olumsuz usup ile gelen arkadaşlarım var pek dikkate almıyorum buradan e, duyurmak isterim e, bu arada falamı sonunda falımı bölmeden e, falımı tamamlıyorum sonrasında kendi duygu ve düşüncelerime yer veriyorum çünkü sizinle iletişim kurabildiğimiz tekrar burası ve ben biliyorum şu an beni duyan insanlar var yani biz çok güzel büyüdük İyi ki varsınız. Gerçek söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Çok gönülden aktarıyorum bunları size. Hatta fallarımı hızlı hızlı yorumlama sebebi de bu. O kadar yaşıyorum ki o falı. Hani o kadar hemen aktarayım diyorum ki biraz hızlı oluyor bazı falları. Durdurmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> çok içten geldiği için durdurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar dönem olarak iğrenç bir dönemde olduğumuzu biliyorum. Hepimizin endişesi çok, kaygısı çok, mutsuz. Yani kendi rutinimizi bile evi, eve sığdırdık. Hayat eve sığar şeklinde devam ettik. İnşallah da bugüne kadar belki işte hani yakınlarımızla sınandık. Kendimiz belki yaşadık, atlattık. Özgürlüğümüze geri dönelim. Bir an önce hepimiz istiyoruz bunu. Ben de çok isteyenlerdenim. Yani dışarıda bir bankta tek başına oturmak bile büyük özgürlükmüş. Önceden ya ben yalnızım ve banktayım şu halime bak diye üzüldüğümüz şey ne, yer ne kadar büyük bir lüksmüş. Bize bunun kıymetini nasıl bilmiyormuşuz. Herkes hiç dünyasında ne güzel yüzleşmeler yaşadı bence. Yani yine olumlu tarafından bakmaya çalışmak belki diye bana şu an yok artık Buket Hanım diyeceksiniz ama hakikaten öyle değil mi arkadaşlar? Ne kadar özgürmüşüz biz. Yani hiç kıymetini bilemediğimiz çok zamanlarımız varmış. Ben şu süreci açtıktan sonra insanların birbirleriyle olan diyaloglarına pozitif çok enerji katacağına inanıyorum. Umarım da öyledir. Gerçi yüreği kötü olan insanın yüreği hep kötü ya. Yani onun da artık yukarıda Allah havale ediyoruz. ilahi adalet diyoruz ama Rabbim herkesin gönlüne ekmeğini versin. Yani aslında dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Arkadaşlar sağlığımıza sınandığımız bu süreçte kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın. Ben videomu sonlandırıyorum. Sizlerle konuşmaya doyamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Ee, gerçekten sağlık yerindeyse borç, aşk, ev, o, bu, şu, her şey, her şey gelip geçecek. Su yolunu bulacak. Ben buna hep inandım gönülden. Birinizin kalbine ufacık bir noktaya atışım olduysa, birinizin yüreğine şöylecik bir ufacık bir dokunuş yaptıysam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kalın.